Evet efendim, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Tekrar nasıl başlığıyla sorular soruyoruz, önemli isimleri ağırlıyoruz. Tabii bugün de hem yazar hem eğitmen, hepinizin tanıdığı ve sevdiği Ünal Hocam burada. Ünal Güner burada. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Tabii Ünal Hocam her zaman burada olmuyor. Buraya geldiği zamanda da böyle Evet, rica hemen ederek. geliyoruz böyle. Zaten Sağ olsun, bizi de sevgili Murat kırmıyor. Bey çağırdığı zaman koşarak geliyorum böyle. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Bizi de kırmıyor. Ünal hocam, bak şu konu da var, şunu da konuşalım. Bak insanlık nereye gidiyor, ne yapıyoruz falan. Bunu da böyle zaten yayın öncesi bir 2 saat istişare ediyoruz. Hadi bunu da yayında konuşalım diyoruz. Şimdi tabii son dönem hocam, insanlarda tolerans kalmadı. Böyle işte kızgınlık had safhada, işte bir şey olduğu zaman anında böyle bir parlıyoruz. Telefonda bile çok fazla böyle bir konuşmak istemiyoruz ama yani ben şey vardır bende, 2 kere 2 4 bitti ya, yani niye uzatıyorsun bunu, tamam bitti, sonuca gel şeklinde. Böyle bir toleransımız yok, agresifiz. Sokakta, dışarıda, işte trafikte aynı, işte ışık yanar. Zaten hep vardı o korna sistemi ama had safhada artık. Yani öyle bir noktaya geldik ki bir şey dediğin zaman çekecek, bıçaklayacak noktaya geldik insanlarda böyle. Ama son birkaç yıldır bu arttı. Şimdi şeyle bağlayacağım, hani mükemmelliyetçilikle Ya bağlayacağım. Asıl konumuz aslında o. burada hemen şöyle girelim. Şimdi birçok insan pozitif olmak istiyor ya. Bu artmasının sebebi kişilerin çok fazla pozitif iyon yüklenmesinden kaynaklanıyor. Şimdi ne kadar ters köşeden girdik. Evet. Özellikle mesela bir AVM'ye girdiniz. Şimdi oradaki ışıklar işte ya da dışarıdaki birçok enerji aslında bize pozitif iyon bombardımanına tutuyor. Ve biz o pozitif iyonlardan üzerimize müthiş böyle bir etki hissediyoruz. Sanki böyle bir sürekli sıkılıyoruz, daraltılıyoruz. Oysa ki ihtiyacımız olan negatif iyon bombardımanı. Şimdi negatif iyon bombardımanı bu arkadaşlarımız için hemen çözüm ve önlemle de gidelim. Tamam. İlk yapacakları şey eve gittikleri zaman duş almak. Ama bu duş uzaktan yağmurlama olacak. Yani bizim hani böyle o paslarla olan değil. Şey normal duştan Yağmurlama, yukarıdan. evet. Ve o ne kadar ince ve ne kadar böyle bütün o aurayı kaplayacak şekilde ise etrafımızdaki o pozitif iyonları negatif iyona dönüştürüyor bu. Soğuk mu peki Yok, olacak? orası Normal. fark Tamam. Fark etmez. etmez. Tabii Bir ki hani şok olsun anlamı. vücut ısısı yani bu his değil. Bu etrafımıza, auramızın, enerji alanımızın etrafına yüklenmiş olan bu iyonlardan temizlemek. Bunların en yoğun negatif iyonun olduğu yerler şelale kenarları. Bakın. Şimdi buradan anlayacağız. Biz direktman mesela bir şelale kenarına, bir dere kenarına gittiğimizde birdenbire kendimizi farklı hissetmeye başlıyoruz. O sadece gördüğümüz, seyrettiklerimizden dolayı değil. Diğer taraftan bir AVM'ye gittiğinizdeki gerek oradaki ışıklar ya da püskürtülenler sizin o enerji alanınızı, manyetik alanınızı o kadar yoğun bir şekilde dolduruyor ki o doluluk sizin enerjilerinizin kımıldayacak yeri kalmamasından bu sefer başlıyorsunuz öfkeye, Agresiflik, kızgınlık. tolerans Evet. gidiyor. Öyleyse bizim boşluğa ihtiyacımız var. Şimdi bunu duygu ve düşüncede dersek kafamız, aklımız, zihnimiz o kadar dolu ki yani bildiklerimizle, dünden taşıdıklarımızla yine bir boş yer yok. Yeniye bir tolerans yok. Aslında işte yobazlık da aşırı katılık da sertlik de bu toleranssızlıktan kaynaklanıyor. Ve bu sefer karşısındaki kişiye çabuk sinirlenmek, öfkelenmek ya da sevgisizliğin yerini artık hani böyle çok daha aşırı şeylere bırakması. Burada kişiler öyleyse arındırma yapmak durumundalar. Duygularında, düşüncede detoks yapmak durumundalar. Hani bunu illa da çok profesyonel bilmem ne diye değil. Bir ibadetle, bir meditasyonla otursunlar bir parka, hiçbir şey düşünmeden sadece seyretsinler. Şahitlik yapsınlar bakın. Yani evet her türlü olumsuz koşullar var ortamda. Diğer taraftan her türlü çözüm de var. Şimdi bu kişiler ne yapıyorlar tabii bu sefer? Her şeyi ben yapacağım bilmem ne diye şimdi sizin yeni soracağınız soruya Oraya hazırladık şimdi. Evet. pas attın hocam.
Şimdi takıntılarla aslında bir bakıma başlıyor bu. Hem kendimden arada belki örnekler vereceğim ama Evet. genelde de birçok insanın paylaştığında ki burada da yüzlerce insanla muhatabız. Program yapanlar var, programa konuk olanlar var ya da hizmet verdiğimiz insanlar var. Hep şunu görüyorum. Bir mide rahatsızlıkları var bir kere. Onu görüyoruz. Toplumun Sindirim %90'ı neredeyse. %90, yani sindirim Hatta diyecekler sorunları. ki ya benim midem iyi, bir kere dahi o hani yanma, ekşime, kaynama oldu. Vücut gitti orayı kapattı. Bir de artık rahatsız. Yani mide Başladı. kendisini Yamayla başladı. yamaladı ve artık sen onu anlamıyorsun. Ve mesela bugün kemik rahatsızlıkları olan varsa, saç dökülmeleri olan varsa, işte diyelim ki şeker hastaları varsa, hormon bozuklukları olan varsa, prostat ya da işte yumurtalıklarla ilgili kadınlarda kistler, miyomlar vesaire varsa, bunların temel sebebi mide rahatsızlığı. Bakın. Yani böbrek taşım var, miden rahatsız. Ya olur mu, neden? Ki bunların da bir sürü mekanizmaları ve matematikleri var. Geleneksel tıbbın içerisinde. Tıbbi nebevi. Evet. Şimdi %90 böyleyse, şimdi mide Peki rahatsızlıkları, şimdi evet. mide tabii var, sindirim arkasından geliyor. Yine işte pankreas. Yani daha ruhsal sorunlara gelmedim ama aslında bunlarla Direkt daha bağlantılı. mekanizma, en Daha böyle buradayız. sertinden. Şimdi ilk etapta şu geliyor insanlar. Ya işte benim yediğim düzensiz, işte uykum düzensiz falan. Tamam, bu etkisi var belki. Ama en temeline indiğimizde ben bu insanlarda ortak şunu görüyorum. Takıntılı insanlar, bir şeyi çok fazla irdeleyen insanlar, ki bende de bunun bir aşırılığı var, farklı bir yönde, onu da konuşuruz. Bu var ve her şey kendisinde dönsün, her şey kontrolümde olsun gibi takılan insanlar var. Bazılarının da kötü tarafları da işte kindar, kötü niyetli ya da işte birçok karşısındaki insanı küçük duruma düşürecek ego, kibir falan, bunlar da dahil oluyor. Şimdi bunları alt alta koyduğunda en temelde direkt mideye vurmasını nasıl açıklayacağız ve bunun çözümlerine doğru da böyle bir yol alalım. Evet. Şimdi tabii enerjetik olarak midemiz bizim plexus solaris dediğimiz güneş sinir ağı tam böyle midenin üzerindedir. Ve bedenimizdeki bütün sinirlerin ve güç sistemlerinin odağı burasıdır. Onun için en ufak bir duygusal iniş, çıkış ve gerilimde bu plexus solarisimiz uyarılır ve arkasında da mideye direkt etki yapar. Onun için her türlü duygusal hareket midede biter. Ve mide orada bir başlatır işi. Bir anda ya çok aşırı asit salgılar ya da asitini tüketerek yine kendine zarar verir. Her iki durumda da yani dengesinin bozulması mide rahatsızlıklarını Aslında başlatır. beyin değil, ikinci beyin bir bakıma da. Yani Aslında mide, şöyle, vücudun. vücudumuzdaki her noktamız bizim beyin gibi çalışıyor. Yani her birisi bir hücreden meydana geldiyse, onun için sadece ne bağırsaklar, ne sadece mide, ne sadece hormonlarımız. Şimdi ben desem ki ya epifiz bezini al, zaten geriye bir şey kalmıyor ama yönetici olsa da bir idare edecekler var. Evet. Şimdi işte mide rahatsızlığı tam da o duygusal iniş çıkışlarda başlıyor. Fakat bu yeterli mi? Değil. Peki ne oluyor da rahatsız oluyor? Birinci bilgi şu. Benim dediğim gibi olsun. Şimdi burada başka bir şey devreye girdi. Yani hem duygu iniş çıkışları, hem işte diyelim ki bir sürü stres, ama stresin her tonu, her müziği başka organda etki yapıyor. Onun için hani işte stres, hayır, bu değil, yeterli değil. Peki neden dolayı bir insan benim dediğim gibi olsun ister? Şimdi hani bizim Anadolu'da her yere evleri asarlar. Allah'ın dediği olur. Olur. Yani onun değil de benim dediğim gibi olsuna neden ihtiyaç duyarız? Orada sistemi bozuyoruz. Evet. Şimdi tabii ki yani bizim bir irademiz var, bir talebimiz var, isteğimiz var. Ama burada işte o ego yapmamız, bazı konuları hırs yapmamız ve Kibir. hayat, yaşam ve Allah'ın yarattığı o sistemle çekişmeye girmemiz. Hayır, senin dediğin gibi değil de benim dediğim gibi olacak diye ip yarışına girdiğimiz hep o kazanıyor. Ve ip koptuğunda da ya da biz o tarafa gittiğimizde de
Bizim bir bakıyoruz ki midede biraz asitler salgılanmış, sindirim bozulmuş, kisi hazmedememiş, gaz yapmış, yok işte böbreklerde taş Şişlik. yapmış, bir sürü bir şey olmuş. Önce buradan başlayalım. Sosyal hayatını da etkiliyor. Evet. Peki burası neden kaynaklanıyor? Kişinin o benim dediğim gibi olsun diye bir kontrol etme çabasından kaynaklanıyor. Peki neden dolayı kontrolcü kişiler var? Bu şu demek değil. Kontrol etmemek demek değil. Çünkü kontrol etmek ve kontrolcü olmak arasında bir fark var. Kontrol etmek sizi özenli, disiplinli, güzel bir hayata götürüyor. Kontrolcü olmaksa başka bir hayata götürüyor. Mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları ve gerilim ve çevrenizde bir sürü sorunlu ilişkiye şahitliğe götürüyor. Şimdi o zaman bir soru daha soracağız. Neden kontrolcü olmak istiyor? Ötekisi neden kontrollü oluyor? Belki de farkında değil. Birçok kişi farkında değil ve hani böyle o mükemmelci dediklerimiz, aman işte en iyisi olsun, şu en kelimesi zaten bizi özellikle Kendini de konduramıyor belki. Ben mükemmeliyetçiyim. Hani evet, öyle evet. kapatıyor konuyu. Şimdi burada tabii çok eski binlerce yıllık tabii bu konuyu işleyen, inceleyen uzak doğulu böyle bilgeler şöyle bir talimat vermişler mesela. Bir tapınak yapılıyor mesela orada. O kadar harika, o kadar güzel bir tapınak yapılıyor ki diyelim ki işte bu Taş Mahal. Gerçekten müthiş bir eser. Ya da işte hiç çivisiz çok büyük bir tapınak ahşaptan. Bakıyorsun her yer harika. Fakat bir köşesinde bir yer var. Enteresan bir şekilde bozulmuş. Fakat bu bozulan hani böyle yıpranmadan şundan bundan dolayı değil. İlk yapıldığında yapılmış bu. Ve araştırıyorsun. Neden dolayı diyorsun bu kadar güzel harika yaptıkları bir eserin bir tarafını gidip bozdular. Herhangi bir kişi mükemmel demesin. Herhangi bir kişi bundan daha güzel hani yapılmış bir şey var demesin. Çünkü sadece mükemmellik ona yakışır. İnsan mükemmel değildir. Şimdi bakın. Orada enerjiler giriyor. Evet. Negatif sıkıntılar, Evet. nazar, bir sürü şey Nazar, giriyor. yani orada nazarını da biz bazen şey diyoruz. Çörek otunu kendin koy deriz. Eski Yani alimler fırından o camdaki ekmeği almazlarmış. evet. 50 bin kişi geçti oradan ona baktı. Ben Çok onu doğru. almam dermiş. Çok doğru. Yani orada işte biz de beyaz bir yoğurt, bir süt ya da işte bir peynir geldiğinde bizde tulum peynirin üzerine bir çörek otu konur. O kadar beyazın dengesidir. Yani biz mükemmeliyetçi oldukça aşırı kontrolcü, aşırı kontrolcü oldukça gergin ve benim dediğim olsun diye bir hale girdiğimizde bu sefer işte hayatla bir çatışmaya gireriz. Aslında bir bakıma haşa kendini de Rab tutma gibi bir Evet. yere getiriyor. Şirk Allah da diyor koşmanın. ki ben tekim, Tabii. iki Rab Allah olmaz, Tabii. in bakayım diye Tabii. sistemden indiriyor seni. Hadi gel Zaten yap bakalım o zaman diyor. tam da öyle. Yani benim dediğim gibi olsun demek bu demek. İşte burada hem kontrol edip hem de kontrolcü olmaktan sakınmak, önce mükemmelliyetçi olmaktan sakınmak, biz iyisini yapmak üzere özenli ve hatta ona sunuyor gibi çalışmak durumundayız. Diğer taraftan da tabii şu var. İşte o bir bakıyorsunuz ki çevrenizde çok az özenli insan var. İşinin hakkını verenler belki çok az. İşte hani Kabiller artmış ama Habiller azalmış diyelim. Yani Güzel, sunanlar. güzeldi. Şimdi oysa ki siz de istiyorsunuz ki yaptığınız iş çok güzel olsun. Ya da paramı verdim bu adam benim işimi yapacak mı? Soru Yapacak. işareti var. Evet. Yani Hele bir günümüzde de artık bu var. Para verdim abi niye nasıl yapmıyorsun? yapılır? Evet. Ve hele bir de şimdi çıraklar azalıyor, ustalar azalıyor. Zanaat bitti. Hani belli birçok mesleğin son şeyleri, YouTuberlık zanaatkarları ya. çıkmış hocam. Yeni mesela YouTuberlık. Evet, şimdi artık bu var yani. Şimdi TikTokerlık. hani bu da yakında şey olacak. Onu da yapay zeka yapacak, ondan Yapay kalmayacak. zeka. Okulda Marmara'da yüksek lisansa başladım hocam. Yanındaki arkadaş şey yaptı. Derste dijital film kurgu dersi. Senaryo ile ilgili bir ödev var. ChatGPT'ye yazmış senaryo. Önünde koydu böyle. Baya 20 satır, 20 sayfa senaryo yazdı. Düşün. Gitti. Şimdi yani ve bir Yazıyor. Diyalogları yazıyor. Gece iç diyor, gün diyor. Hepsini yazıyor. Evet. Ve şöyle de yani belki 3-5 kişi otursak
O kadar iyi yapabilir miyiz? Şüpheli yani. Sadece onu bir kontrolden geçir, tık diye de belki Bitti. yayınlanacak. Ki zaten şu anda Netflix olsun birçok yerdeki filmler direkt yapay zeka ürünü. Evet. Şimdi öyleyse ustalaşabilmek önemli. İşinin hakkını verebilmek. Şimdi bu işin hakkını verirken bazı arkadaşlar işte o en daha kelimelerini çok kullanıyorlar. Bakın. Bu tehlikeli bir enerji. Yani bir şeyin var, daha olsun. Ya gel önce şunu bir halledelim. Bunun bir hakkını verelim. Hayır, benimki en olsun. İşte o en ve daha mide rahatsızlıklarının ya da o mükemmelciliğin kapısını açarak bizi hasta eden, ruhsal ve bedensel hasta eden çok önemli bir alan. Bir sonrasında nereye gidiyor peki? Yani mide rahatsızlığı başladı ve bu adam bunun farkında değil. Uygulamalarına devam ediyor. Hayatına, yaşantısına o şekilde devam ediyor. Bir sonraki aşamada nereye gidiyor iş? Huzur gidiyor. Huzur. Ama tabii Tabii. ben de Beden, kanser ya da benzeri. tabii. Bedende zaten hani işte önce başlıyor gastrit, ondan sonra ülser, hadi reflü bilmem ne kanseri. Ondan sonraki zaten midenin şöyle bir özelliği var. Kendisinden çok diğer organları patlatıyor. Çünkü salgıladığı asiti önce su sistemiyle organlara veriyor. İşte başta böbrek, mesane, su sistemi, kemikler, saçlar. Bunların her bir tanesi cildimiz, bunların her bir tanesi midedeki asit dengesiyle meydana geliyor. Ve buradaki aşırı asit yükselmesi ki hani döksek şurayı yakacak kadar yoğun bir asitten bahsediyoruz. Ve şimdi bunların dengesizliği kişinin hayatında bu sefer ilişkilerde de asidik olmaya başlıyor. Kırıcı, işte sevdiklerini kaçırıcı. Bakıyorsun adam konuşuyor. Hani böyle hiç şeker kelimesi yok yani. Böyle her bir şey böyle bıçak kesiyor. Agresif. Oysa ki yaptığı kendine. Gülümseyemiyor. Gülemiyor. Mutlu olamıyor. Sevemiyor. Sevildiğini Lanetlenmiş hissedemiyor. gibi. Evet. Şimdi bu şekilde yaşamak Allah korusun diyelim. Tatsız, lezzetsiz bir hapishanede yaşamak. Yani illa Evet. da hani bir demir parmaklıkların arasında yaşamak değildir hapis hayatı. Bugün dışarıda özgürüm zannedip gezip duygularını, düşüncelerini, ruhunu hapis olarak tutan bir sürü insan var. Ve bu kişilere baktığınızda da yaşamaktan tad almıyor, hedefleri yok, nereye gittiklerini bilmiyor ve hele yeni neslin içinde bir bakıyorsunuz ki yani yön yok. Herhangi hayatlarında bir tat yok ve birçok kişinin hayatlarından tat gitmiş. Oysa ki şunu söylüyoruz. Eğer ruhu, maneviyatı arıyorsanız tatla buluşmak durumundasınız. Hayatınızdan tat gitti, ruh gitti. Her şey gitti. Peki o zaman en başa dönersek ters soru. Yani programın ismiyle böyle nasıl sorusuyla nasıl düzelteceğiz diye devam edelim. Şimdi mükemmeliyetçi. Tamam bunu değiştiremiyor çünkü belki doğuştan. Şimdi bende de bazı bu tarz şeyler var. Yaptığım işle ilgili. Hani işin görsel kısmıyla da ilgilendiğim için, prodüksiyonuyla da ilgilendiğim için bunlar var. Hani kontrolcülük var. Ama bunun tamam bir öte aşaması zarar vermeye, işte mideden ruhsal insanlara işte toleransın kalmaması Şimdi şeklinde. mesela Steve Jobs bu konuda iyi bir örnek. Mükemmeliyetçi bir insandı. İyisini istiyordu ve çok güzel de aslında görev yapıyordu. İşte burada şu var. Öncelik ne? Yani önceliğimizin önce kendimiz olması önemli. Yani bu hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülerek güzel üretimler yapacak halde olmamız. Bir de onun hayatının filmi var. Evet, İzlediniz mi evet. bilmiyorum. Çok agresif bir adam. Çok Evet, kızgın. evet. Yani tolerans hiç sıfır. Evet. Yani bu böyle olacak. Hata yapan mühendisleri o çıkışı, bağırışı, kızı, Evet. eski işte eşeği falan inanılmaz kötü davranması falan var. Tabii İşte bu direktman sonucunda safra kesesi. rahatsızlıklarla. Mesela bu sertlik ve katılıklar da direkt bizim safra kesemizi vuruyor. Şimdi mesela her birini bakın. Öfke karaciğeri vuruyor. Hiçbir tanesi hani böyle boş yok. Tatsızlık, tat alamama pankreası vuruyor. Üretim yapamama, ürettiğine kızma, utanç ve bastırmalar tiroid ve cinsel organları vuruyor. Şimdi her bir duygunun stres tarafı çeşitli yerlerde tezahür ediyor. Şimdi kişi kendine bakıyorsun korumasız hissediyor. İşte bağışıklık sistemi cilt rahatsızlıkları yaşadı. Şimdi nasıl sorusu bunun şimdi cevabına gelecek olursak.
Şimdi neden dolayı kontrolcülüğe ihtiyaç duyuyor ve midesini rahatsız ediyor? Şimdi oradaki kontrol etme ihtiyacı hayata, yaşama, yaşamın akışına yeteri kadar güvenmiyor olmak. Şimdi biz güvenmediğimiz ve güvenilmeyecek insanları hayatımıza çağırıyoruz. Şimdi burada kader mekanizması başlıyor. Teslimiyete gidiyor aslında. Geleceğiz Bakalım oraya da acaba. tabii. Yani en son En orada son zaten orada. teslim olacağız o teslimiyete. Şimdi Bir olsak bitiyor her şey de. neye teslim olacağını bilmeden onun için teslim olmak da doğru değil. Şimdi o kontrolcü taraflarımız her birimizin zaman zaman çeşitli alanlarda olabilir. Sisteme, hayata, hayatın bize verdiği güç ve yetenekleri yeteri kadar güvenmediğimizde. Öyleyse ki buradaki temel nokta güven. Yani güvensizsek kontrolcüyüz, güveniyorsak kontrolcü ve kontrol ettikten sonra sahibine bırakıyoruz. Şimdi şöyle bir kendimize bir soru soracağız. Bizim neyimiz var? Bize ait olan şeyler ne? Bir bakıyoruz ki hayatın, bedenin, canın, işte ailen hiçbir tanesi sana ait değil. Ve bunlara sen eğer sahibiymiş gibi davrandığında kontrolcü oluyorsun. Şimdi peki ne anladığımızda ve ne fark ettiğimizde sadece kontrol ederiz? Biz bunlara sadece sahip çıkabiliriz. Evet. Ve bir şey olması gerektiği gibi olur. Ve ben o alan içerisinde elimden gelenin iyisini yaparım. Sorumluluğum bu kadardır. Ama nasıl olacağını tam olarak öngöremeyebilirim. Ama elimden iyisinin geleceğiyle ilgili gönülle, aşkla, severek oraya akarım. Şimdi buradaki işte önceliklerin belirlenmesi, kişinin kendi zamanını, enerjisini doğru ve güzel bir şekilde ortaya koyması. Fakat sonucu her ne oluyorsa olsun hayır olacağının bilgisi ve eminliğinde olması. Öyleyse şimdi güveneceğimiz şey bu eminlik. Yani hayatın o kadar harika bir sistem olduğunu, her birimizin elimizden ne çıkarsa çıksın güzele ve hayra hizmet edeceğinin, olumsuz gibi görünen bir durumun dahi bana fayda vermek üzere tekrardan güzel sunumlar yapacağının bilgisini gördükçe bu sefer bir hal başlıyor bizde. Olanı okuma ve okuduğunun güzelliğinin karşısına secde etme. İşte kişi ne kadar buna secdedebiliyorsa, her ağzından çıkan kelimenin, ifadenin sorumluluğunu alarak neyi çağırdığının, yani bak diyelim ki bir kişi şunu diyor. Bak görüyor musun hiç iyi çalışan kişi gelmiyor. Hep kötü insanlar geliyor. Hep işte suistimal ediyor. Ya sen söyledin zaten çağırdın böyle olacak. Şimdi bak nasıl bir durum meydana geldi. Evet. Yani şikayet ettiklerin hayatın ve kaderin olacak. Şimdi bunu kim istedi? Sen istedin. Neden? Çünkü şikayetten beslenmek istiyorsun. Şimdi birçoğumuzun belki de gıdası bizim zannettiğimiz gibi pozitif, güzel eylemler değil. Evet. Kimisi acıdan beslenmek istiyor, kimisi şikayetten beslen, kimisi kendini göremediği için dışarısı ne kadar eksik ve ne kadar aşağıda, ne kadar işini yapamıyor onu görmeye çalışıyor. Ve bu sefer siparişi gelen kişiler, işlerini aksatan kişiler. Şimdi ne kadar güzel bir sonuca geliyoruz. Hayata ve hayatın işleyişine güvendikçe ve biz de o güvenin içerisinde eminlikle akışın içerisinde görevlerimizi hakkıyla yaptıkça sonuç her halükarda bize hizmet edeceğinin de eminliğiyle sadece akarız. İşte bu akışın içinde olmayanlar benim dediğim gibi olsun ve ben değiştireyim diye sağa sola müdahale etmeye çalışanlar müdahale ettikleri kadar hayatlarına müdahale ediliyor. Şimdi bu da ilahi bir kanun. Ki senin çok güzel bu programın ismi sebep ve sonuç yasası çalışıyor. Fakat sebep sonuç yasası iki yönlü çalışan bir sistem. Yani Denge de var. evet bizim şimdi gördüğümüz insan zihniyle bir şeyi ekersin ve biçersin. Diğer taraftan bir şey olması
icap ettiği için bazen bir sebep ortaya çıkar. Yani önce sonuç vardır bazen de. Önce sonuç oluşur. Bir filmin sonu oluşur. Ve yazar o sonuca göre bir film senaryosu yazar. İşte biz her iki yönlü hayatımızı görebildiğimiz ölçüde bir bakacağız ki aa yani ne kadar güzel aslında hayat akıyor. Fakat bu güzel akışı görmeyen eleştirecek, kızacak o kadar çok şey görüyor ki. Şimdi diyelim ki biz doğaya bakalım. Yani her hayvanın kendine göre farklı bir sürü yaratılışı var. İşte bakıyorsun birisi bir gün yaşıyor, birisi bir saat yaşıyor, birisi sürünüyor. Birisi işte bir yere yem olmak için, bir malzeme olmak için çalışıyor. Ya diyorsun bu niye yaratılmış? Ama o bütüne baktığında her şey birbirini o kadar güzel dengeliyor ki bizim hayatımızda ve olayların içinde de orman kanunu var. O doğanın içerisindeki o bütün o sistem, o harikalık bizde de var. Şimdi burayı gördüğümüzde evet gerçekten mükemmel bir seyir var. Ne yapalım o zaman? Şahitliğe geçelim diyoruz. Ve bu şahitliğin karşısında yapacağımız yegane şey o güzelliğin karşısında eğilmek. Çünkü o zaman şunu görüyorsun. Her şeyi hem sondan başa hem baştan sona aynı anda programlanmış ve bizim göremediğimiz kadar mükemmel bir ilahi adalet sistemi var. Şimdi o zaman nereye koşturalım? Nereye acele edip de bir yerlere koşturup yetişeceğiz zannedelim? Zaten diyorsun ki yetişeceğim yerdeyim. Ha bu şimdi bazı kişiler bunu tabii şöyle yanlış anlayabilir. Ha, o zaman bırak gitsin. Öyle değil. Zaman diye bir şey var. Bir süremiz var. Ve bu sürenin içerisinde şimdi Dengeli bir şekilde neyi ne yürütmemiz kadar söz yapalım? konusu. Şimdi Murat bir sürü şey yapmak isteyebilir. Tamam da Murat. Bak hayatın içerisinde şimdi diyelim ki 40 hadi bir 50 sene 60 sene daha yaşadık Ben 100. bir 200 sene yaşarım hocam. 200 dedik. Ama 200. yine bir süre var. Yine bir süre Ve bu var. kadar sürenin 200 de içerisinde yetmez ama yapacağız. yapalım peki. Hani çoğunlukla biz tamam bizi al diyoruz. Hani Doğru. öyle de, şu anda öyle desek de. Şimdi öyleyse bu zamanı nasıl değerlendirelim? Yapmak istediklerimiz var. Dünyaya vermek istediklerimiz, iz bırakmak istediklerimiz var. Ama bir taraftan da şu var. Biz de varız. Bu hayattan tat da alacağız. Ailemiz de var. Tat da vereceğiz. Yakınlarımız var. Bizden sonraki miras bırakacaklarımız var. Geçmişe karşı sorumluluğumuz var. Ve orada kırılan ışık demetlerini de iyileştirmek durumumuz var. Şimdi öyleyse şimdi ne yapalım? Önce buranın, burada olmanın hakkını verelim. O zaman soru şu. Buradan izleyicilerimizle şimdi tabii saatlerce, günlerce konuşuruz bunu. Ama hani böyle bir tadımlık bir yayın bu aslında sevgili dostlar ama şey hani derler bir sadede gelelim. Evet. Peki şimdi yarın uyandık. Evet. Hayatımıza dedik ki yeni bir sayfa açacağız. Evet mide sorunum var. Benim takıntılarım var. Ben de işte herkes hani derler ben kibirli değilim ya da ben de egosuz. Herkes kendini bilir. Yalanını da bilir. Ne söylediğini, karşı tarafa nasıl davrandığını da bilir. Hırsızsa hırsızlığını da bilir. Her şeyi bilir. Dolayısıyla yarın uyandık. Ben hayatımda yeni bir şey yapacağım. Nasıl uyanalım ve o süreci nasıl başlatalım? Yani Çok güzel. bir duş al, işte kalk şunu yap, şu hayatında şunları dahil et, şunları ye, bunları yeme ya da hani böyle daha spesifik bir şeyler verebiliyor muyuz? Çok basit. Önce güne yeni bir günün tazeliğiyle ve bir niyetiyle uyanmak. Niyet. Bugünden ne bekliyorum ben? Ve yepyeni bir gün ve o güne güzel bir talep dillendirmesi yaparak, kulağımıza duyurarak. Ben bugünden şunları şunları bekliyorum. Şimdi bunları yaparken bir baktık ki geçmişten eskiden bazı şeyler karışmaya geliyor. Hayır diyeceğiz. Faturalar geliyor. Sen öldün. Borçlar geliyor Evet. dünden. Şimdi o dünü öldürmediğimiz için geçmiş gelir bizi dürtükler. Ama biz içeride her bir kişinin tabii bununla kendi vakti vardır. Ne zaman ki geçmişte ölüp de sabahleyin yeni bir kendimiz olarak doğduk, geçmişten hiçbir şey buraya akmıyor. Eğer biz geçmişi bırakamadık, geçmişin duygu, düşünce, travmaları, bir sürü yükünü buraya aktardık, o zaman o yüklerle meşgul olmak durumundayız. Şimdi aldık.
Yeni bir güne an be an yenilenerek başlanmak kıymetli. Şimdi bu nasıl olacak diyecek dostumuz. Şimdi diyelim ki ben Murat'ı tanıyorum. Murat şöyle yapar, böyle yapar. Hayır. Murat bugün yeni bir kişi ve ona ben yeniden bugün merhaba diyerek başlamalıyım. Ben kahvaltıda 3 aşağı 5 yukarı şunları yerim. Hayır. Damağıma bir daha soracağım. Bugün bu yepyeni dua, niyet ve taleplerin içerisinde şimdi canım ne istiyor? Ya ben her sabah yumurta yerim. Bir daha sor ya, ezberi bırak. Portakal suyu için mesela Olabilir. atıyorum Evet. gelecek. Yani belki hiçbir şey yemeyeyim diyecek. Belki soyu yemeyecek. Belki greyfurt diyecek. Ama damağına sordun mu? İşte buradaki o ezberden kurtulanlar, rutinden, otomatizmadan kurtulanlar için yeni bir gün olacak bu. Kurtulmayanlar, eskiyi tekrar etmek isteyenlerse tekrar döngüsünün içerisinde dünü yaşayacaklar. Bugün insanların en az %90'ı her gün dünü yaşıyor. Ve hayat bittiğinde yaşanmamış bir hayat ve dünde kalmış bir insan olarak bir sürü keşkelerle ölüyor. Erken kalkma ile ilgili de bir öneri verebiliyor muyuz? Çünkü birçok böyle çok zengin, kariyeri çok önemli yerlerde olan insanlar sorulduğunda şey der: çok erken kalkıyorum. Şimdi aslında Onun bir enerjisel bu bir tabii yani ilmi bir tarafı var bunun. Güneş doğmadan 45 ile 90 dakika aralarında iki kere bir kozmik enerji yolluyor. Yani güzellik enerjileri yolluyor. Biz bunları alabildiğimizde daha dinç, daha taze ve bedenimizin içerisine o chi dediğimiz enerji akışıyla doldurabiliyoruz. Bunu şimdi ne kadar erken doldurabildik ve işte belli hareketler, rutinler, ibadetler, bir sürü hani burada yapacağımız şeyler birkaç kat fazla verir. Hiçbir şey yapmadın, bu saatte bir yürüyüş yapma, Sabah namazı yoga da tam o yapma, vakitte sabah işte. Tam o tam orada, vakitte. evet. Diyelim bir kişinin namazını kıldı, işte o hareket bu sefer bütün hücreleri, enerjileri çalıştırıyor. Gitti yürüyüş yaptı 20 dakika. Ya yani o saatte kalkıp yemek yemek değil. O saatte bir hareket ve kendinle kalış, kendinle barış. Şimdi bunları yapan bir kişi güne bir bakıyor ki ne kadar enerjik. Ki biz mesela birçok kamplarımızda antrenmanlar, çalışmalar yaptırıyoruz kişilere. Mesela güneş ışığını gözle alma çalışması yaptırıyoruz. Ve 3-4 günlük çalışma içinde bile gözlüklerini bir sürü insan bırakıyor. Bakın. Çünkü ışığı almayı unutmuş. Göz tembelliklerini, göz kas tembelliklerini güneş antrenmanları ile iyileştiriyorsa tabi bazıları diyor ki aa diyor adam bak diyor güneşe tapıyor. Haşa yani Allah'tan gelen bir kıvılcımın dahi olmadığı bir şeye tapılır mı? Değil. Ama doğanın her unsurundan fayda Faydalı. alabilmemiz önemli. Nefes dahil. Tabi orada işte nefes, hareket işte diyelim ki yani bedenle bedenimize bir temas, doğayla bir temas ve yapabiliyorsa ki şu anda ilkbahar gitsin bir ağaca sarılsın, bir çiçekle konuşsun, doğayla bir toprağa dokunsun, toprağı Yani hissetsin. atalarımız derler topraklanmış, şöyle bir ayaklarını çıkar çıplak Tabii ne ayak kadar önemli bas. bunlar. Şimdi gün her bir olayı yeni bir deneyim olarak geçtiğinde. Ama bir elma yiyor, elmayı da ilk defa yiyecek. Ya ben bu elmayı biliyorum. Sen gene bildiğinde kalırsın. Onun için bilmeyi bırakma günü ilan edelim o güne, her güne. Başladı Ve şöyle, bilmeyi bırakma günü. evet. Ve akşam olduğunda da bu sefer kendimize şunu yapalım. Hangi taleplerim ve dualarım benim gerçekleşti? Ve şunu göreceğiz. Ne kadar güzel şeyler sunuldu bana. Ne kadar güzel, harika tatlar. Hiç bilmediğim, halbuki bildiğimi zannettiğim ama hiç bilmediğim ne kadar güzelliklerle karşılaştım. Ve bir şükür. Şimdi eğer bir talep ile şükür arasında bir gün yaşadıysak, şimdi ertesi güne yepyeni ve bu sefer çok daha canlı, çok daha Daha güzel. istekli Evet. geliyoruz bir de böyle. Ve şöyle bir şey var. Şimdi bir gün Şimdi önceden referans evet. var. Bizim taleplerimizi karşılamak üzere koca bir kainat emrimize verilmiş. Ama yine de o bizim akşamki şükür bize hizmeti ertesi gün daha bir şevkle sunmak üzere gelecek bütün vazifeliler. Öyleyse hayatla dost olmak, barışmak ama aynı zamanda da kendimizi görmek, seyretmek, hissetmek,
bu bakanın içinde olmak. Yani biz gözlerimizden bakıyoruz da bakanın çoğu zaman içinde değiliz. Ben bakıyorum mesela biz sınıfı geçenlerde gittik. İşte bir sürü kişi gözlerinin içinde değil hiçbir tanesi. Hani uzakları uzunluğu yakmış otomatik gidiyor. Böyle böyle yapıyorsun. Arada görüyor. Şimdi yolda, çalışmalarda insanların birçoğu kendinde değil. Öyleyse kendimizde, kendi içimize, kendi varlığımız, kendi bedenimiz içinde yaşamak nasıl olur? Evet. Nasıl kendimizde oluruz? Nasıl kendimizle buluşarak kendimize doğru gideriz? İşte bunları belki bir sürü atölyelerimiz var biliyorsun, çalışmalarımız var, kitaplarımız Yakında var. ne zaman var? Buradan duyurusunu yapabiliriz. Kampımız var Almanya'da, Frankfurt'ta bu Almanya'da. sefer. Ondan sonra Mayıs sonunda İstanbul şeyde Marmaris'te var. Hani böyle aralarda buluşturuyoruz ve onları sadece hal yaşayanları dinleseler dahi ya yani bunlar olabiliyormuş, yapılabiliyormuş. Sakın ola ki bir de ya geçmişte insanlar şunları şunları yaşadı. Bugün yaşanmaz zannetmesinler. Hepimizde bu potansiyel var. Geçmişte yaşananların daha iyilerini de yaşayabilme potansiyelimiz var hepimizin. Evet. Hocam ağzına sağlık. Çok sağ ol. Yani Ünal hocamla tabii saatlerce akıyor gidiyor. Devam edebiliriz. Günlerce konuşabiliriz. Hatta yayın öncesinde de hani standart şunu konuşalım, bunu konuşalım diye bir şey yok. Tamamen doğaçlama geliyor ama konu şeyden açıldı. Hocam insanlar niye böyle? Çığırından çıkmış, tele Evet. rast kalmamış, agresif. Kendiliğinden. Ya hadi bunu konuşalım, mükemmeliyetçiliği konuşalım diye böyle başladı. Doğaçlama gitti. Yakın bir zamanda bekliyoruz. Tabii İnşallah. yoğunluk var Almanya, işte Geliriz. birkaç şehir daha var. Sevgiyle kucaklamak için, kucaklanmak için geliriz. Sebep sonuç izleyicisi de bekliyor hocam. Tamam. Peki. Biz şöyle diyoruz. Bekliyor derse çok bekletiriz. Buluşalım diyorum. Buluşalım. Peki buluşalım diyoruz. Tamam. Kanal desteklerinizi, yorumlarınızı özellikle bekliyoruz. Malum bir kelime bile bir yorum ve like videoyu yine ön plana daha fazla insana ulaştırma anlamında faydalı olur. Abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.